Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün tamponları boyaya getirdik. Evet Emre abi indiriyor arabadan. Nasılsın Emre abi? İyiyim aslanım. Bugün yalnız farklı bir yerde boyayacağız. Aynen. Demircide boyayacağız. Aynen demircide boyayacağız. Evet tampon gitti. Araba tampon tutamadı. Evet. Tamponların altlarını beyaz yapacağız. Aynen tamponların altlarını. Şu kısımlarını beyaz yapacağız. Şurada da panjurlarımız var. Tavanın üstünde başka bir şey yok. Panjurla far altı şeylerimiz var. Çıtalarımız var. Gösterelim mi? Olur. Bunlar orijinal siyah. Evet. Bunlar da beyaz. Boyanacak. Kendimiz boyayacağız ama. Aynen yani öyle. Kendimiz boyayacağız. Evet. Bu da panjurumuz arkadaşlar. Bu da boyanacak. O zaman boyarken görüşürüz. Evet, çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, çıkartıyoruz tamponu da. Hangisi arka ön tampon bu? Aynen. Bunun farikama yerleri açıkmış. O zaman benim farikama şeylerini takacağız. Bir de motor alayım bir ona. Çalışsın bari onlar da, olur mu? Evet, sıfır tampon tertemiz. Evet. Sis yerleri de açık bunun. Hiç uğraştırmayacak bizi. Önce kağıt tertemiz. Aynen öyle. Şu kısımlar boyanacak. Aynen. Şuradan şöyle bak yakınlaştır. Şuradan şöyle kağıt bantlarını çekeceğiz. Aynen öyle. Şu kısım boyanacak. Şura boyanmıyor değil mi? Şuralar. Boyanıyor. Şurada boyanıyor. Hı. Ya bazıları aslında şu çizgiyi boyamıyor yani. Güzel olur aslında. Olur mu? Öyle yapalım. Olur. İstersen burayı boyamayalım. Olur bakalım. Şurayı da boyayacağız. Şurayı boyayacağız. Yok yok. Kaç. Göster ye. Evet bantlamaya başladık. Yan kolumuz. Evet arkadaşlar, şu şekilde bantladık. Arası da bantlandı. Bir de arkadaşlar şöyle plastik astara atılacak. Çabuk boyası ilk yıkamalarda hemen atmasın diye. Şu şekilde. Şurada arka tamponumuz var. Onu da birazdan açacağız. Açarken çekerim onu da. Şunlar falan da bantlanacak. Şu arası siyah kalacak. Şuralar beyaz olacak. Evet arkadaşlar, gazetesini de çektik şöyle. Mikrofonu ip gibi böyle maskeledik. Evet. Şimdi bak, şeyi göstersene astarı. Astarı mı? Astarı gösterdim, plastik astarı değil mi? Şöyle plastik astar. Evet arkadaşlar, tamponumuz üzerinde toz varsa diye temizledik. Şimdi ne uygulayacağız? Plastik astar. Plastik astarı. Boyamızı atmaması için. Bu işlem önemli. Değil mi? Yoksa boya 2 gün içinde hemen geri gider. Panjurumuza sıkacağız mı? Evet, arka tamponumuza da vuruyoruz. Ses varsa kusura bakmayın arkadaşlar, sanayide olduğumuz için. Evet şimdi far altı çıtalarımıza da sıkıyoruz. Yani plastik boyanacak bütün aksamlara sıkıyoruz arkadaşlar.
Emre abi, bu arada sen yeni Tofaş almayı düşünüyor musun kanal için? Vallahi istek var ama şartlar el vermiyor yani. Ya bu sırada emeğin karşılığında kanal nerede Yusuf? Kanal sağ üstte. Sağ üstte mi? Hadi aynen. Ellerine sağlık, ip gibi çekmişsin bende. Biraz kurusun bir 10 dakika ondan aynen. Sonra boyaya atalım. Geçeceğiz. Kı tamponu sökmeye başladık arkadaşlar. Arka tamponun maskelemesi daha kolay. Evet, gerçi doğru diyorsun. Her yeri kapalı değil mi? Ön tampon bayağı uğraştırdı. Şöyle yerde de göstereyim onu son bir kere. Evet arkadaşlar, çıkarttık. Şöyle Emre abi koyunca şimdi zaten görürsünüz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, buna da şöyle şerit çektik. Şu alt taraf boyanacak. Üst taraf boyanmayacak kısmı. Evet, şimdi boyaya geçeceğiz. Bir de panjur var. Panjur en zor. Aynen. Panjurun araları boş kalıyor. Şu kısımlar boyanıyor. Şöyle. Şurayla şura. Sadece ızgaralar siyah. Şurada boyanıyor. Hı hı. O zaman sadece ızgaralara mı bant yapıştıracağız? Aynen. Sembolün altı boyanacak mı? Siyah mı kalır o ya? Zaten sembol kapanacağı için. Hı. Doğru diyor. Evet arkadaşlar, bu tarafı kapattık. Şimdi şu tarafta sıra. Orayı da kapatayım Emre abi. Sus. Efendim Emre abi. Gün ayın 2'si Haziran. Evet. Şu an donuyorum valla. Aynen öyle. Hava soğuk. Güneş var ama hava buz gibi. Esiyor. Evet arkadaşlar, şöyle bantlamayı bitirdik. Sonra Tofaş amblemini de buraya. Aynen. Yapıştıracağız. Zaten Tofaş amblemi de burada. Bunlar da far altı çıtalarımız. Şimdi boyaya geçince görüşürüz. Efendim. Arkadaşlar başladık boyaya. Şöyle ince bir kat denedik. Şimdi. Kaç kat atacaksın Semra abi? Efendim? Tek kat yetiyor mu? Birkaç kat satın atacaksın? İki kat atacağız. Ben şöyle şu tarafa geçeyim. Evet, gördüğünüz gibi pasparlık oluyor arkadaşlar. Artık arabanın üzerinde nasıl duracak bilmiyorum. Nasıl olur Emre abi arabanın üstünde? Şu an işime odaklandım. Evet. Rahatsız etmeyelim Emre abi. Kitap. Aynen, çok güzel oldu, ellerine sağlık. Emre abi, önceden boyacı falan mıydın ya? Benim mesleğimi şey yaptınlar, tahmin etsinler. Yorumlara evet. Yazın. Emre abi mesleğini tahmin edin, yorumlarda bekliyoruz. Şu an fazla şey durmuyor ama bantı çıkartınca nasıl bir şey olduğu belli olur. Şimdi gazeteyle birlikte beyaz duruyor her şey. Belli olmuyor değil mi? Aynen o. Şimdi ama bir şey diyeyim mi? Arabanın boyasından daha parlak oldu. Gazeteyi çıkarttıktan sonra. O da boyacının şeyi. Aynen. Ya biz şimdi video çıksın diye kendimiz yapmak istiyoruz. Aynen. Aslında bir boyacıya verip boyatabiliriz ama hem kendimiz şey yapmış oluyoruz. Arabanın üzerine de mi kat vursak böyle ya? Nasıl olur? Arabayı da boyayıp yapayım Yusuf. Olur. Komple arabayı da boyayalım. Evet, kitap gibi oldu. Aynen. Akıtma yok. Akıtma sıfır. Aynen. Birazdan da her şeylerimize geçeceğiz, çıtalarımıza.
geçeceğiz değil, geçelim. Geleyim hemen yanına. Çok güzel oldu ya. Benim üstündekiler şöyle çürümüş haldeydi. Evet, öbürünü de bayamış Emre'miz gelene kadar. Evet, ön tampona başladık. Tat tat vurdukça pütürcüklere gidecek. Aynen. Şimdi ilk kat astar gibi oluyor yani. Emre abi, sonra kırmızı bir renk bulup arabayı komple kırmızıya boyayalım mı böyle kendimiz? Onu Adem ateş abi, kırmızısı. Onu Adem abiyle beraber yapalım. Aynen, babam boyasın onu. Onu Adem abi boyasın. Babamın eline verince rengarenk boyamasın babam sonra. Olabilir. Yarısını boyayamayabilir. Yani arabanın üzerine çıkıp sunroof açmayı bile düşünüyor babam. Hani hangisini yapar acaba? Evet, ön tamponumuz da çok güzel oluyor. Siyah geniş tampon olduğu belli olmuyordu ya. Güzel durmuyordu hiç. Şimdi bayağı güzel oldu. Tek katta bile şöyle asparlak oldu. Ya bir şey diyeyim, senden araba boyacısı olur ha. Olur mu? Aynen. Paramız bitti gibi. Bitti mi? Bakalım. Evet. Bitmiş. O zaman doldurup gelelim. Arkadaşlar, kurumuş ilk katımız. İkinci kata geçiyoruz. Şöyle size bir tek katın olduğu yeri göstereyim, tırtıklı. Şimdi Emre abi vurunca ikinci katın olduğu yeri de göstereceğim. Ben şöyle arkaya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle zoomlayayım. Gördüğünüz gibi tek kat, iki kat ayna gibi oluyor. İkinci kat daha parlak oldu ya. İki kat yeter herhalde. Evet. Sıra bunlarda mı? Parladı değil mi? Aynen öyle, şöyle yakın alayım. Evet, ikinci katımıza ön tamponu da atıyoruz. Panjurda bayarken görüşürüz. Evet, son olarak panjurumuzun ikinci katını atıyoruz. Evet, kompresör çalıştı. Onun sesi. Neyse arkadaşlar,
Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Boya işlemimiz bitti. İkinci katını da attık. Evet. Nasıl oldu Yusuf? İşçiliğin güzel mi? Çok güzel oldu Emre abi. Bundan sonra boya işi olursa sana gelelim. El emeği gözmüyorum. Bizim elimizden bu kadar geliyor. Aynen öyle. Bu şekilde yaptık. Arkadaşlar. Evet, boyamızı doldurduk. Geldik yeniden. Şu kabarcıkları ikinci katta kapatacağız arkadaşlar. Bundan sonra da ön panjurumuz var. Bandım açıldı. Evet arkadaşlar, panjurumuzu boyadık. Video açılmamışmış. Nereden nereye çekti bilmiyorum ama kusura bakmayın çekmediyse. Nasıl? Çok güzel oldu. Yakınlaştır da bir görelim. Ayna gibi oldu. Yaşken böyleyse kuruyunca nasıl olacak bilmiyorum artık. Tamponumuz. Bir 10 dakika mola, ondan olur. Sonra ikinci kat. Arkadaşlar, emeğimizin karşılığında videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bugün benim yerime Emre abim veda etti. Görüşmek üzere. Hepiniz bu arada sağ üstten Emre abim kanalını bulabilirsiniz. Açıklamalardan da.